dünyasında üretimin kısmen de olsa sürdüğü iki sektörü ele alacağız. Kimya sektörüyle tekstil sektörü. Kimya sektöründe antiseptik, dezenfektan ve hijyen ürünleri üretimi eskisine kıyasla daha fazla miktarda sürüyor. Tabii diğer ürünlerin üretiminde gerileme var, onu biliyoruz ama tekstilde de maske, önlük, tulum gibi ürünlerin üretimi sürüyor. Acaba bu üretimlerin tedariğinde herhangi bir sorun var mı diye soracağız. Çok değerli iki isim olacak Skype yayınımızda. Murat Akgüz, İstanbul Kimyasal Madde İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi bizimle birlikte. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz bizimle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz, Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Murat Bey sizle başlayacağız. En hareketli sektör sizinki. Yani şu an itibariyle en hayati sektör öyle söyleyelim. Yani üretimini durdurması halinde pek çok şeyin semptomun ortaya çıkacağı bir sektörden bahsediyoruz. Bir genel panorama, tabii ülke ekonomisinin içinde bulunduğu duruma ilişkin de bir genel panorama çizebilirsiniz önce. Yani nereye doğru gidiyoruz, nedir, doğrular, yanlışlar, bunları da konuşmak istiyoruz. Sonra da sektöre dair değerlendirmenizi istiyorum. Sonra Ahmet Bey'e döneceğiz. Buyurunuz. Çok teşekkürler Ali Bey. Tabii içinden geçtiğimiz şu durum gerçekten hepimiz için ciddi şekilde hem ders olacak, aynı zamanda da sektörlerimizi tekrar gözden geçirdiğimiz bir süreç haline geldi. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi o bildiğimiz işte verimlilikler bir tarafa, işte lojistik performansları bir tarafa, her konuda ciddi anlamda tekrar bu şapkayı tekrar masanın üzerine koyup düşünmeye başladık. Sebebi tek noktadan lojistik yapan firmalarımız ciddi şekilde zor durumda kaldılar. Çin örneğinde olduğu gibi. Aynı zamanda bazı mamuller yurt dışından geliyor ise nasıl bir anda kilitlendiğini, ülkelerin ülkelere sağlık ürünleri eğer tedarik ediyorsa, evet, konteynerlerine nasıl el koyduklarını gördük. Ciddi anlamda bambaşka bir sürecin içerisine girdik. Tabii bu sürecin içerisinde devletlerin olduğu kadar şirketlerin de bu konuda ciddi anlamda yine kendilerini idame ettirebilmesi, yaşama şansını elde edebilmeleri amacıyla da sektör çok farklı konularda farklı atılımlar içerisinde olduğunu gördük. Maalesef tabii içerisinde olduğumuz sektör medikal sektörü. Medikal sektöründe de çok ciddi şekilde işte hem hijyen olsun hem doğrudan hastanelerde kullanılan malzemeler olsun. Bu konuda dünyanın en büyük medikal ürünler fuarına aynı zamanda yine kozmetiğin bir parçası olan yine dezenfektanlar gibi çeşitli ürün kalemlerinin de içerisinde olduğu birçok fuarları başlatan bir eski bir birlik başkanı olarak da söyleyebilirim rahatlıkla. Bu konuda firmalarımız da kendilerini bu süreç içerisinde çok ciddi anlamda kapasite açısından da büyütmüşlerdi. Bu şu anda bir avantaj haline geldi. Çünkü talebin bu kadar büyük şekilde patlayacağını hiç kimse tahmin etmiyordu. Evet. Ama talepler artsa da çok ciddi anlamda firmalarımız hemen adapte oldular. Ama şu anda gördüğümüz sıkıntı tabii üreticiler resmi izinlerle başlamış olan üretici ve ihracatçıların haricinde hiç üretim yapmamış. Bu ürünleri herhangi bir şekilde ihracatıyla hiç emek harcamamış olan firmaların bile bu konuda piyasada dolaştığını görmeye başladık. Maalesef onların da oluşturmuş olduğu ve hijyen şartlarına dahi uyup uymadığı tartışılabilir ürün kalemlerinin de bu arada raflarda satılabilirliğini gördük. Araya gireceğim. Buna karşı bir önlem var mı? Ya da buna karşı yürütülen bir strateji var mı Murat Bey? Tabii şimdi ihracatçı birlikleri sürekli yurt dışına yönelik olarak bütün stratejisini kurduğundan dolayı bunu yine geçtiğimiz hükümet döneminde tabii Gümrük Bakanlığı'na bağlı olan bir konuydu. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın yine konusu haline geldi. Burada da tabii piyasa gözetimi de burada çok önemli bir hal alıyor. Ama burada bu sefer raflarla işte pazarların aynı kalemde tutulması gereken bir durum tabii bu. Ya yani hijyen içerikli hiçbir ürünün hatta pazarda satılmasına dair biz taraf değiliz. Ama bakıyoruz raflarda denetlenen ürünler işte açık pazarlarda denetlenmiyor. Evet. Herhangi bir şekilde fatura ya da bunun daha evveliyatı sorgulanmıyor.
ya da herhangi bir problemle karşılaşıldığında da bunun üzerine gidilebilecek bir mekanizma mutlaka ve mutlaka düzenli olarak takip ediliyor olması gerekli. Bu yönüyle tekrar sistemi kontrol etmek için iyi bir imkan doğdu diyebiliriz bu yönüyle. Evet. Peki size geleceğim. Malzeme tedariği konusunda neler yaşıyorsunuz? Çünkü şu anda dünyada bir modern korsanlık dönemine adım atılmış durumda. Biraz önce siz de işaret ettiniz. Ülkeler birbirlerinin maske, dezenfektan yüklü tırlarına el koyuyorlar. Yani işte bu Orta Çağ'da Çin'den gelen baharat ve ipekliğe el konulması gibi korsanlar türemişti. Şu anda Avrupa'nın ortasında son bir haftada buna ilişkin 7-8 örneği bizatihi ben okudum. Tabii ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz ama en azından bir kısmında doğruluk payı var. Onu konuşacağız. Yani tedarik konusunda nasıl bir sağlam zincir oluşturabiliriz? Şimdi Ahmet Öksüz Bey'e döneceğim. Sizde şu anda durum tabii yani diğer üretimler azalmış durumda ama maske, önlük, tulum ve benzeri gereçlerle ilgili üretim tam gaz devam ediyor. Orada durum nedir? Bir de ekonomik olarak ülkenin içinde bulunduğu vaziyeti de ayrıca yorumlamanızı istiyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim Ali Bey. Bir tekstil sektörümüzün burada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Yıllarca biliyorsunuz sizin kanalınızda da bunun mücadelesini sektör olarak verdik. İnsan hayatındaki önemi, Türkiye'nin dışarı bağımlılığı bu sektörde çok az olması, minimumda olması bizim sektörümüz açısından oldukça önemli veriler. Şimdi bunun avantajını yaşıyoruz. Maske ve koruyucu giysilerde bizim dışa bağımlılığımız yok. Özellikle ham madde tarafında, bunun kumaşının üretimi konusunda ihtiyacın 10 katından daha fazla bir üretilmiş söz konusu. Evet. Tabii ilk günlerde salgının başlamasıyla ihracata bir bakanlığımız yasak getirdi. Şu aşamada da bu izne tabi olarak devam ediyor. Fakat en önemlisi siz de takdir edersiniz. Öncelikle içerideki ihtiyacı karşılayacak ham maddeyi bir tarafta tutmak, garanti altına almak. Ama onun dışındakini de tabii ki ihracat yaparak şu anda sektördeki kapasite kullanımı çok düşmüş vaziyette. En azından bu kanaldan sektörün çalışmasını sağlamak. Zaten Mart ayı verilerine de baktığımız zaman ihracatı artıran tek sektörümüz, bizim alt sektörlerimiz içerisinde teknik tekstiller. Evet. Bu teknik tekstillere giriyor. Koruyucu kıyafetler ve maske. Melt Blown dediğimiz kumaş, bunun asıl ana ham maddesi diyebilirim. Bu kumaşın üretimi nerede gerçekleşiyor Ahmet Bey? Yani Türkiye'de yerli üretimi var mı acaba? Evet, daha çok Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta var. Onun dışında birkaç ilde de üretimimiz var. Yaklaşık 10 üreticimiz var Ali Bey bu konuda. Yani üretimin ne kadarını yerli kaynaklardan temin edebilecek durumdayız? Onu merak ediyorum. Biz zaten hepsini yerli kaynaklardan temin edebiliyoruz. Güzel, tamam. Peki, kaldığınız yani yerden kumaşı devam edin. Tamam, evet, rahatladık. Kumaşı, evet. Hatta tam tersi %10'u bizim kendi ihtiyacımız için yetiyor. Yani ürettiğimiz ürünün %90'ını ihracat yine yapabiliyoruz. Harika, peki. Tabii burada işin konfeksiyon kısmı var. Yani kumaştan sonra bunun biliyorsunuz maske üretimi kısmı söz konusu. Burada da geçenlerde Salı günü tim başkanımız ve birlik başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Basın toplantısında da bunu duyurduk. Bu konuda da yeterli üretim olmakla beraber ama ani bir tabii ihtiyaç oluştu. Burada da ek kapasiteler planlandı. Önümüzdeki hafta yine ilave makinalar gelecek. Bunları devreye alacağız. Bunlarla ilgili de bilgilendirme yapacağız. Meslek liselerinde yine makina gelecek meslek liselerine önümüzdeki hafta. Orada da üretim başlayacak. Sektörde konfeksiyon yapan firmalarda bir kısmı maske üretimine yöneldi. Yani burada da ihtiyaçlar tamamlanacak. Bunu maalesef biliyorsunuz suistimal eden bir kitle var. Stok yapan maalesef. Bunlara karşı da bakanlığın sert önlemlerini biz her zaman destekliyoruz. Bunu fırsat bilmemek gerekiyor. Bu konuda paniklememek lazım. Yani tekstil tarafında biz fazlasıyla bunu karşılayacak kapasiteye sahibiz yurt içinde. Peki. Diğer bir konu evet. Genel ekonomi olarak sordunuz. Tabii sektör olarak bir duraksama yaşadık. Hem içeride mağazaların kapanması, AVM'lerin kapanması doğal olarak insanların evine çekilmesi. Ayrıca Avrupa bizim ana pazarımız. İspanya'da biliyorsunuz şu anda çok ciddi vaka sayıları arttı.
Evet. İtalya yine öyle. Bu pazarlarda müşteriler siparişleri iptal etmedi ama 2 ay gibi bir öteleme istediler. Onun için kısa vadede bir sıkıntı yaşıyor olacağız. Ama orta ve uzun vadede bu Türkiye'nin lehine olacaktır. Ben işler açıldıktan sonra çok daha iyi tabloları göreceğimize inanıyorum ama şu süreci de tabii çok iyi planlamamız lazım. Firmalarımızı kaybetmememiz lazım. Şimdi devletimizin açıkladığı bir takım destekler var. Bunlar çok doğru buluyorum. İşte kısa çalışma ödeneği olsun. Bugün açıklanan çeklerle ilgili destek evet. söz konusu. Ama bunların da suistimal edilmemesi lazım piyasada. Maalesef onları görüyoruz. Yani devlet her kanalı açmış. Şu anda Exim Bank kredilerini biliyorsunuz uzattı. Taahhüt sürelerini uzattı. Yine devlet bankaları %9 faizle 3 yıl kredi imkanı sağladı. Çalışan başına 50 bin lira. İlave istihdam başına 100 bin lira. Hani bu kaynaklar olduktan sonra bunlar çok yeterli olabilir. En azından çeklerin ödenmemesi konusunu yaşamak istemiyoruz sektör olarak. Özellikle de büyük firmaların buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü büyükler hep takip ediliyor. Dolayısıyla hani bu bir zincirin halkaları gibi bir taraftan ödeme gelmediği zaman son noktadan arkaya doğru bütün sektörü etkiliyor. Buna çok azami dikkat göstermemiz gerekiyor. Evet. Şimdi güzel bir nokta söylediniz. Büyük firmaların yani sizden alım yapan, Türkiye'den alım yapan işte bunların başında Inditex geliyor. İspanyol markası. Altında 9 ayrı marka var, alt marka var. Ve dünyanın en büyük tedariğini de bizden yapıyor. Yani dünya çapındaki tedariğin de çok önemli bölümünü bizden yapıyor. Çin'le yarıştığımızı zannediyorum orada. Ne kadarlık bir öteleme istedi? Yani 2 aylık ötelemeden sonra planın çalışacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa 2 aylık ön öteleme istediler. Sonrasına bakarız mı diyorlar? Evet, şimdi Ali Bey her şeyden önce sipariş iptalleri yok. Yani güzel. O sevindirici. Yarısı üretilmiş veya üretilmemiş üretim aşamasında olan ürünlerimizi alımını taahhüt ettiler. Özellikle Inditex grubuyla da yine bir telekonferans yaptık. Onlarla da görüştük. Tabii biraz süreci yaşayıp görmek lazım ama tahmin edilen bir 2 aylık süreçten sonra her şey normale dönecek şeklinde. Zaten tekstil sektörü olarak kapasite kullanım oranımız da bizim son günlerde bayağı artmıştı. Ocak, Şubat'ta iyi bir dönem yaşadık. Yani biraz aslında talihsizce oldu bu durum ama bütün dünyanın sıkıntısı tabii. Bize özel bir durum değil. Mayıs ayından sonra ben tahmin ediyorum tekrardan üretimin normale döneceğini. Bu belki Mayıs ortasını bulabilir. Bilemiyorum. Biraz da tabii bu salgınla mücadelede gelinecek başarı da bununla çok etkili. Evet. Onu yaşayıp göreceğiz. Peki. Tekrar geleceğim size. Şimdi Murat Bey'e dönüyoruz. Tedarik zincirine konuşacaktık. Tedarik zincirinde bir kırılma, bozulma ya da gevşeme görüyor musunuz Murat Bey? Şu anda ciddi anlamda zaten bir tehditle karşı karşıya tedarik zinciri. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ülkelerdeki lockdown dediğimiz sokağa çıkma yasakları. Doğrudan sistem tümüyle durduruldu. Kimler durdu? Şimdi Hindistan 3 haftalığına bütünüyle sokağa çıkma yasağını uygulamaya geçti. Singapur aynı şekilde. Evet. Singapur yine aynı şekilde. Ve baktığımız zaman çevre ülkelerimizde var, komşularımızda var. Ve şu anda Türkiye'de dahi örneğin bugün alınacak konteynerler var. Örneğin kendi şirketimde de şu anda yüzleşiyorum. Hiçbir telefona ulaşamıyoruz. Nakliye şirketleri, işte forwarderları da geçen ana dünyadan Türkiye'ye nakliye yapan o dev şirketlerin temsilcilikleri bile burada şu anda telefonlar açmaz durumdalar. Bizzat arkadaşlar gidiyorlar işte evrakları alıp o şekilde işlem yapmaya çalışıyorlar. Burada bir sıkıntı hem dünyadaki o bu ticaretteki paniğin verdiği bir sıkıntı var. Aynı zamanda da zamanında tedarik edilmemiş ve bundan dolayı da zaten aksayan hatların bir taraftan da bütünlemesi var. Tabii bunların hepsi peş peşe geldiği zaman ciddi bir sıkıntı yaşatmaya başlıyor. Tabii Ahmet Başkan da oldukça güzel konulara değindi ve bu süreç içerisinde bana da firmalardan hemen talepler gelmeye başladı. Örneğin bir tanesi şuydu, örneğin maske üretiminde aynı zamanda ıslak mendil üretiminde kullanılan spunless nonwoven, viskon ve polyester karışımı olan ürünler de
şu anda ıslak mendil üreticileri tarafından bulunmakta biraz daha zorluk çekiliyormuş. Çünkü ihracatı doğrudan yapılabiliyormuş. Bu tip ürünler tabii yurt dışındaki tekstil firmalar için belki bir ürün girdisi, ama burada doğrudan sağlık ürünlerinin de doğrudan ana ham maddesi haline gelmeye başlıyor. Bu yönüyle de tabii devlete de çok ciddi bir görev düşüyor. Çünkü kalem kalem ayıklayıp bunları göndermek dahi çok sıkıntılı bir süreç. Aynı zamanda yine müşteriyi kaybettikten sonra o müşteriyi tekrar telafi etmek de çok sıkıntılı. Bu yönüyle de örneğin bir önceki sene bütünüyle taahhütlerini almış ve bu taahhütlerde bulunmuş olan firmaların yapmak zorunda kaldığı bazı ürün ihracatları da var. Şimdi firmaların ihracatını tümüyle durdurmak da bir çözüm olmuyor. Evet. Çünkü tabii ki ülkemiz her konuda öncelikli, ama burada da çok dikkatli karar mekanizmalarını işletmekte de fayda var. Diğer türlü firmalar gerçekten bir daha telafi edilemeyecek derecede zarar da görebilirler bu ihracat yasaklarından. Bu yönüyle de konuya değinmekte büyük fayda var. Ama tedarik zinciri bozuldu mu? Kesinlikle bozuldu. Tekrar nasıl yerine gelir? Bütün firmalar bu sefer online tedarik zincirlerinde nasıl çözüm önerileri oluşturur, onlara bir anda göz atmaya başladılar. Firmalar herhangi bir durumda hiç çalışmadığı dönemlerde bile bu siparişlerini diğer distribütörlerinden yani ana bayilerinden internet ortamında bunun alınabileceği yine otomatik mekanizmalar oluşturmayı tekrar düşünmeye başladılar. Anlayacağınız firmalar en az geçtiğimiz aya göre %60 düzeyinde, yurt içindeki ticaretten bahsediyorum örneğin, online'da %60'ın üzerinde bir artış var. Her türlü ürün kalemine bakın, bu sadece medikallerde de değil. Burada tabii online mekanizmaları da denetlemesi gereken yine bakanlığımızın da çok önemli üzerine düşen görevler var. Burada tekrar kartlar yeniden karılıyor diyebiliriz. Bundan sonra tekrar yeni kurallarda oluşmak üzere tekrar yola çıkacağız gibi görünüyor. Evet, şimdi bu musibet bize bir konuyu yeniden hatırlattı. Onu tekrar vurgulayalım. Belki sizin de birkaç cümleyle katkınız olabilir. Hep bugüne kadar Türkiye plastik ve kimya sektörünün ham madde temini konusunda işte birden çok TÜPRAŞ'a, yani en az 3 TÜPRAŞ büyüklüğündeki rafineriye, Petkim büyüklüğünde en az 5 Petkim petrokimya tesisine ihtiyacımız olduğunu yıllardır söyleye geliyoruz. İşte Bloomberg 10 yıldır faaliyette olan bir kanal, 10 yıldır söylüyoruz ama arpa boyu yol kat edilmiş değil şu an itibariyle. Yani Sokar'ın yaptığı bir yatırım var. Onun dışında çok fazla dişe dokunur bir şey göremiyoruz. Belki bu vesileyle bu yatırımlara hız kazandırılması söz konusu olabilir mi size göre? Kesinlikle olur. Tabii bunun ötesinde bakın, etil alkol üretiminin de ne kadar kritik bir süreç olduğunu şu anda şeker fabrikaları orada kendini belli ediyor. Evet. Evet, ve burada tamam özelleştirmeler olsun, onda da bir problem yok, ama burada acil durumlarda, bu tip durumlarda alkol bulmak inanılmaz derecede zorlaşıyor. Şu anda normalde 1 doların altında satılması gereken alkolün, etil alkolün şu anda 2,5 dolarlardan el değiştirdiğini, aynı zamanda bunun faturalaşma şeklinde de olmadığını, faturalarda kara borsa var. Evet. Evet, yani atıyorum normal satış fiyatı 8 TL ise 8 TL'yi belki orada kağıt üzerine gösteriyor, ama onun üzerine bir 8 TL daha istiyor bu ticareti yapmak için. Şimdi evet. Gördüğünüz zaman kara borsa olduğunu ele vermemek için burada el altından ya da kayıt haricinde de bedeller dolaşmaya başlıyor. Biz bundan dolayı etil alkol aynı zamanda yakıta da belirli oranda katılan bir sonuçta bir katkı, bir ham madde. Evet. Bu yönüyle etil alkol üretimi de gıdadan üretilen bir sonuçta, bu ya şeker pancarı ya şeker kamışı, bu tip bir kaynağı var. Bunun da şeker fabrikalarından daha farklı şekilde ele alınması gerekliliği tekrar düşünülüyor. Bizlerin bu şekilde özellikle hijyeni içeren kritik sektörleri belirleyip bununla ilgili %100 Türkiye üretimi diye bir kuralımızı kendi içimize koymamız lazım. Bakın şu anda ben ilk defa, hayatımda ilk defa bunu görmeye başladım. Paranın sorgulanmadığı, öncelikli olarak çok daha öncelikli olarak tedarik zincirinin sorgulandığı bir süreçteyiz. Evet. Fiyatlar belki 2 katı, 2,5 katı artmasına rağmen, evet, problem değil. Ne zaman verebilirsine gelmeye başlıyor.
Bu yönüyle biz baktığımız zaman ülkemizin sağlık sektörünü tehlikeye atmamamız için, bunun sürekli kontrolde tutulabilmesi için tekstil sektörüyle, kimya sektörüyle bütün ileri sektörleri de bir araya getirip bunları yapmamız lazım. Ama maalesef dönem dönem ülke, kendi ülkemizde kamu kurumlarının dahi ihalelerde Türkiye'de üreticileri olmalarına rağmen yurt dışındaki üreticilerden ürün aldığı bir dönemden geçtik. Bunda o zaman da bu firmaları biz ayakta tutamıyoruz. Tutamadığımız zaman da bu firmalar rekabetten dolayı maalesef kapatmak zorunda kalıyorlar. Ama şu anda bakın ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük ve sizler yıllarca bu konuda da önderlik ettiniz televizyonlarda. Bu konuda buna sürekli dikkat çektiniz. Ama maalesef kimya sektöründe işte Tüpraş, Petkim gibi 3 tane 5 tane daha firmayı yan yana Türkiye'de görmemiz koyamadık. Evet. Ve şu anda da bunun maalesef eksikliğini hissediyoruz şu sağlık koşullarında. Peki Murat Bey, bu söylediğiniz çok önemli. Yani akaryakıt sektörünün kullandığı biyo etanolu kısıtlama kararına rağmen alkol piyasasında çok ciddi bir kara borsanın olduğunu söylüyorsunuz. Umarız bu konu tahkik edilir. Şimdi Ahmet Bey'e geleceğim. Son 5 dakikamız belki biraz daha az kaldı. Sektördeki işçi çıkarmalardan bahsediyorum. Yani işçi çıkarma konusunda projeksiyonlar ne yönde? Sadece tekstil değil, konfeksiyon, tekstil terbiye, yani boyama vesaire, bütün sektörleri de kapsayarak soruyorum. Çok büyük bir sektör, emek yoğun bir sektör. Acaba orada korumayı nasıl yapacaksınız? Yani insanların işinden olmaması için hem girişimci olarak sizin alacağınız tedbirlerden bahsetmenizi istiyorum. Hem de beklentilerinizi, ekonomi yönetiminden olan beklentilerinizi. Buyurunuz. Evet Ali Bey, teşekkür ederim. Murat Başkan'ın da söylediği gibi firmalarımızı ayakta tutmak bu süreçte çok önemli. İstihdamı korumak çok önemli. Bununla ilgili hükümetimizin daha çok çalışanlara destek modelini geliştirmesini ben burada talep ediyorum. Bravo. Kısa çalışma ödeneği bunlardan bir tanesidir. Yani tabii ki sosyal devlet olma adına emeklilere veya sosyal yardım alan kitleye de bir takım iyileştirmeler yapılıyor ama önceliği daha çok çalışan kitleye yapıp orada işverenin yükünü biraz azaltıp bu süreci en az zararla geçirmemiz çok önemli. Hali hazırdaki destekleri biraz daha geliştirebiliriz. Nasıl olabilir mesela? Bir iki örnek verirseniz. Bir destek sağlandı. Bu çok daha fazla olabilir. İşte %60 şu anda biliyorsunuz destek var kısa çalışma ödeneğinde. Bu biraz daha artırılabilir. Güzel. Yani çalışanları destekleyelim. Zaten çalışan kitleyi desteklersek işvereni de desteklemiş oluyoruz. Firmaları da desteklemiş oluyoruz. Çünkü şu anda en büyük yük işverende gerçekten maaşlar. Çalışmayan bir fabrikada maaşlar ödemek kolay değil. Özellikle emek yoğun sektörlerde ki biz bunun başında geliyoruz. Tekstil, hazır giyim, işte terbiye dediğimiz zaman bunların hepsi emek yoğun sektörler. Bu çok önemli. Diğer bir konuda kısaca tekrar değinmek istiyorum. Buyurun, iki dakika vaktimiz var, devam edebilirsiniz. Evet, iç piyasada özellikle ödeme dengesinin bozulmaması gerekiyor. Bununla ilgili bankalarımız düşük faizli ve uzun vadeli kredileri şu anda açtılar. Firmalarımız bunu kullanıp çeklerini ödesin lütfen. Yani içeride çeklerin aksaması, hani bunu bahane etmemek gerekiyor. Hem Exim Bank tarafında kredi geri ödemeleri 6 ay ertelendi. Reskont kredileri 2 yıla çıkartıldı. Taahhüt kapamaya 1 yıl süre tanındı. Bugün çıkan uygulamayla yeni destek paketinde çek ve destek kredisi adı altında 10 milyon liraya kadar 3 ay ödemesiz %9,5'la bankalar kredi veriyor kuruluşlara. Yani bu krediler gerçekten bu çekleri ödemek için birçok firmada yeterli olacağını düşünüyorum. Hem esnafta yani perakende de hem sanayicide bu çeklerin ötelenmemesi çok büyük önem arz ediyor. Bunun altını çizmek istiyorum tekrar. Evet. Peki Ahmet Bey çok teşekkürler. Murat Bey çok teşekkürler. Karanlık noktalara projektör tutmaya çalışıyoruz bu yayınlar süresince. Çünkü bunu hep birlikte aşmak zorundayız. El ele vermek zorundayız. Devlet, millet ve girişimciler tek ses, tek yürek olarak ancak üstesinden gelebiliriz. Bitirdik iş dünyasını. Akşam 19'da ana haber bülteninde görüşmek üzere.